Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi. Gerçekti hayal oldum. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine asla evet demeyiz dediler. Gidip evet dediler. Sonra da diplomatik zafer kazandık dediler. Türkiye'nin F-35'lerini vermeyen ABD Başkanı Biden aynı NATO zirvesinde lütfetti. Türkiye'nin elindeki F-16'ların modernizasyonunu çözmemiz lazım dedi. Bizimkiler buna da diplomatik zafer dedi. Halbuki F104'ler ikinci nesil savaş uçağıydı. F4'ler üçüncü nesildi. F16'lar dördüncü nesildi. F35'ler beşinci nesil. Uçak mühendisi olmaya gerek yok. Ortalama zeka yeterlidir. F16'lar her özelliğiyle F35 çağının gerisindedir. F35'lerde 8 milyon satır bilgisayar kodu var bu ne anlama geliyor derseniz, kendisine yönelik tehditleri tanımlarken F-16'lara göre neredeyse 100 kat fazla parametre kullanabiliyor. F-16'ların radar kesit alanı 4 metrekareyken, F-35'in radar kesit alanı 0.005 metrekare. Biz fanilerin karmaşık teknik konuları daha kolay kavraması için şu örneği veriyorlar. Güvercinin radar kesit alanı bile 0.01 metrekare yani F-35 radarda güvercinden bile az görünüyor. F-16 brandasız kamyonet gibi. Ne taşıdığını görüyorsun. F-35'in silah yükü ise dışarıdan görünmüyor. Gövdesinin içinde saklı duruyor. Bu yekpare tasarımı radar izini azaltıyor. F-35'in varsa Ege Denizi'nde habire yaptığımız gibi it dalaşı yapmana gerek kalmıyor. Çünkü F-16'lar F-35'i anca 32 kilometre mesafede tespit edilebiliyor. F-35 ise F-16'yı T-180 kilometre mesafedeyken algılıyor. Sen onu görmüyorsun, o seni çoktan görüyor. Hedefe yaklaşmıyor, hedefi de kendisine yaklaştırmıyor. F-35'in sensörleri uçağın adeta bir küre gibi koruma kalkanının tam ortasında uçmasını sağlıyor. Kendisine yönelen füzeleri, uçakları o kadar erken fark ediyor ki F-35'e yaklaşabilmek imkansız oluyor. İşte bu yüzden F-16 ile F-35'i anca havacılık fuarında yerde park halinde dururken yan yana görebilirsin. Havadayken imkansız. F-35 bu teknolojik üstünlüğüyle bilekli pilot dönemini sona erdiriyor. Dünyanın en iyi savaş pilotlarına sahip olmanız F-35'e sahip olan ülkelere karşı anlam ifade etmiyor. F-35 havadayken karargah görevi üstlenebiliyor. Kendi ülkesinin fırlattığı balistik veya seyir füzesinin kontrolünü havadayken devralabiliyor, bu füzeleri istediği gibi yönlendirebiliyor. Kendisinin tespit ettiği hedefi kendi ülkesinin savaş gemisinin ekranına aktarıp gemiden atış gerçekleştirebiliyor. İnsansız hava aracı sürülerine çobanlık yapabiliyor. Üçlü kol halinde havalanan İHA'ları devralıyor istediği gibi yönlendirebiliyor. Hedefinin İHA'larla uğraştırırken kendisi başka hedefe yönelebiliyor. F-35 çok daha fazla yakıt alabiliyor. Bu sayede F-16'ya göre 3 misli büyüklüğünde harekat yarıçapına sahip oluyor. Başka? F-35'in sadece müşterisi değildik, ortağıydık. ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka ile birlikte 9 ortağından biriydik. 90'lı yılların başından itibaren yürüttüğümüz saygın diplomasi sayesinde ortak olmaya hak kazanmıştık. 1993 yılında Bosna'da, 1999 yılında Kosova'da NATO'nun hava harekatlarına fiilen katılarak ortaklığımızı perçinlemiştik. Her ortak ülke F-35'in gerçekleştirilmesi için harcanan paraya katkıda bulundu. Türkiye'nin sağladığı maddi katkı Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka'dan fazlaydı. 3400 adet üretilecekti. İlk etapta bunların 100 tanesini biz alacaktık. Ama maalesef F-35'lerin ortağı olmamızı sağlayan komutanlarımızı, pırıl pırıl subaylarımızı kendi ellerimizle hapse tıktık, imha ettik. Kurmay zekatsız kaldık. E, kaçınılmaz olarak dünyanın en saçma kararlarını almaya başladık. Rusya'dan S-400 satın alarak bir çuval inciri berbat ettik. F-35 ortaklığından atıldık. F35'in müşterisi olma hakkından bile atıldık. Şimdi sıkı lütfen. F35'ler için 1.4 milyar dolar ödemiştik. ABD'nin bu paraya karşılık F16'larımızı modernize edeceği söyleniyor. Halbuki ABD'nin F16'larımızın modernizasyonu için bize çıkardığı fatura 7 milyar dolar. Yani hem F35'lerimizi vermiyorlar, hem 1.4 milyar dolarımızı geri vermiyorlar, hem üstüne 5.6 milyar dolar istiyorlar başka F35'lerin ortağı olarak F35'lere parça üretiyorduk. Özel sektör devletin talimatıyla bu işe girmişti. Milyonlarca dolarlık yatırım yapmıştı. F35 için fabrikalar kurulmuştu. Hepsi çöp oldu. Devletin talimatıyla bu işe girişen sanayicilerimiz ortada kala kaldı. Başka F35'lerimiz Malatya Erhaç'ta konuşlanacaktı. T 2017 yılında 7. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda özel tesis inşa etmek üzere Nurol İnşaat'la 430 milyon liralık anlaşma imzalanmıştı. O günkü döviz kuruyla 125 milyon dolar ediyordu. Bu parayı da Haybe'ye harcanmış oldu mu? Oldu. Şimdi daha sıkı durun lütfen. F-35'in A versiyonu karadaki pistlere inip kalkıyor. F-35'in B versiyonu ise kısa mesafeli kalkış özelliğine sahip. Yani Landek Platform Dock tabir edilen havuz platformlu çıkarma gemilerine iniş kalkış yapabiliyor. Normalde sadece helikopter taşıyabilen bu tür havuzlu çıkarma gemileri ve 35'ler sayesinde uçak gemisi haline geliyor. Peki bundan bize ne derseniz? Türkiye şu anda TCG Anadolu adıyla tarihteki ilk havuzlu çıkarma gemisinin inşaatını sürdürüyor. 232 metre boyundaki geminin burnunda Sky Jump adı verilen 12 derece eğimli rampası var. Türkiye ilk etapta 100 adet F35A alacaktı. Hemen peşinden 32 adet F35B alacaktı. Yani TCG Anadolu Türkiye'nin ilk uçak gemisi olacaktı. Asrın liderimiz bu yüzden yerli uçak gemisi yapıyoruz demişti. Bunu söylediğinde kimse anlam verememişti. Aslında uçak gemisi yapmıyorduk. Kastettiği TCG Anadolu'ydu. Havuzlu çıkarma gemisini F-35'ler sayesinde uçak gemisi olarak kullanacaktık. Ancak F-35 projesinden atıldık. TCG Anadolu anca helikopter taşıyabilecek. İspanya ile birlikte inşa ettiğimiz TCG Anadolu gemisi, İspanya donanmasının Juan Carlos gemisi örnek alınarak tasarlandı. İspanya Hava Kuvvetleri'nde F-35 yok ama her yer uçakları var. Her yer uçakları dikey iniş kalkış yapabiliyor. Bu yüzden Juan Carlos gemisine Harrier yer uçaklarını yerleştirdiler. Uçak gemisi olarak kullanıyorlar. İtalya donanmasının Giuseppe Garibaldi adıyla uçak gemisi var. Sadece 174 metre boyunda. Yani bizim TCG Anadolu'dan 58 metre daha küçük ama uçak gemisi. Çünkü İtalya hava kuvvetlerinde Harrier uçakları var. Bu yüzden İtalya'da bizimkinden çok daha küçük gemiyi uçak gemisi olarak kullanabiliyor. Özetle, S400'leri satın alarak sadece F-35'leri kaybetmekle kalmadık, uçak gemimizi de kaybettik. Hayaldi gerçek oldu diyorlar. Aslında gerçekti hayal oldu. Diplomatik zafer dedikleri bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.